Günlerden yine Gaziantep'e gidiyoruz. Şıhıl Mahşi yapacağız. Aslında orijinal ismi Şıhını Mahşi. Öncelikle malzemeler. 2 adet kabak, 1 adet kuru soğan, 300 gram dana kıyma, 1 yemek kaşığı domates salçası, 2 yemek kaşığı ceviz, 1 çay kaşığı pul biber, yarım su bardağı haşlanmış nohut, 5 dal dereotu, tuz ve karabiber. Sosu için 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı kuru nane, su, tuz ve karabiber. Şimdi yapılışı, öncelikle kabaklarımıza güzelce bir şekil veriyoruz. Neyle? Tabii ki kabak soyacının tırtıklı kısmıyla şekilimizi verdik. Kabaklarımı ortadan ikiye böleceğim. Kabak oyacağıyla kabakların çekirdekli ve orta kısmını güzelce çıkartacağım. Daha önceden kızdırmış olduğumuz sıvı yağda kabaklarımı güzelce kızartacağım. Ayrı bir tavada ise zeytinyağımı tavaya ilave edeceğim. İçerisine kıyma ilavesi yaptım. Soğanlarımı çok küçük bir şekilde doğrayacağım. Cevizlerimi de soğan küçüklüğünde doğrayacağım. Kavrulan kıymamın üzerine soğanlarımı ilave edeceğim. Yaklaşık 3-4 dakika boyunca güzelce karamelize edeceğim. Şimdi cevizlerimi ilave ettim. Salçamı ilave ettim. Salçayı güzelce kıymayla birlikte kavurdum. Şimdi pul biberimi ilave ettim. Baharatlarımı ilave edeceğim. Yaklaşık 1 su bardağı su ilavesi yaptım. Suyla kıymayı güzelce çektirdim. Şimdi nohutlarımı da ilave ettikten sonra geldik dereotuna. Dereotlarını ince ince doğrayacağım. İnceltmiş olduğum dereotunu iki kaseye ayıracağım. Yarısını kıymalı harcıma ilave edeceğim. Yarısını da sunumda kullanacağım. Yağda kızartmış olduğum kabaklarımı bir peçeteye alacağım. Ve kıymalı harcı kabaklarımın iç kısmına dolduracağım. Kabaklarımı fırın kabına yerleştireceğim. Ve fırına atmadan önce hemen sosunu hazırlayacağım. Salça, nane, biraz zeytinyağı ilavesi yaptım. Tuz ve karabiber. 1 su bardağı su ilavesi yaptım. Sosumu güzelce karıştırdım. Kabakların üzerine gezdirdikten sonra yaklaşık 10 dakika fırında kızartacağım. Şimdi sunum zamanı. Fırından çıkartmış olduğum kabak dolmasını tabağın ortasına yerleştireceğim. Yemeğin sosunu şöyle kabağın güzelce etrafına gezdireceğim. Son olarak dereotunu bolca yemeğin üzerine gezdireceğim. Muhteşem görünüyor. Sizlere afiyet olsun. Ellerinize sağlık ve kolay gelsin.